bu seborroik dermatit olan kısmınızı ıslatacaksınız. 15 dakika beklediniz. Daha sonra yıkamıyorsunuz. Evet, bir tatlı kaşığı sarımsak yağı, gerçek sarımsak yağı ve soğuk pres çörek otu yağı. Bir tatlı kaşığı ondan, bir tatlı kaşığı ondan bunları karıştıracaksınız. Tamam. Tamam. Şunun üstünde markası yok değil mi o elma sirkesinin? Yok hocam. Sirke yapacağız. Bana verir misin onu? Tabii. Bak söyleyeyim ben şimdi. Yani piyasada bakalım. O kadar çok elma sirkesi var ki doğal sirke diyorlar. İyi. Bu nasıl açılıyor? Şöyle hocam. Açılmamış mı bu? Açtık. Evet. Doğalı da, bunun içinde doğal olan kısmı var ama doğal olmayan kısmı da var. Buyurun cenaze namazına. Yani. Sirke yaparken bunu katacağız, maya gibi olacak. Asetik asit ilave ediyorlar bir. Bu programda mutlaka yetişmeyecektir. Ben size inşallah önümüzdeki hafta bu sirkeyle ilgili, ekşitmeyle ilgili mesela elmayı bırakırsınız, domatesi bırakırsınız, kesip bırakın. Hemen eğer doğalsa veya erik, doğal herhangi bir şeyi, sebzeyi veya meyveyi kesin bırakın masanın üstüne. 2-3 saat sonra gidin, hemen sirke sinekleri gelir. Hemen sinekler uçuşmaya başlar. Fermantasyonu tetikler, ekşitmeye başlar. Ama işte o ekşitmenin bir ölçüsü var. Eğer onu aşarsanız ne oluyor? Geosmin dediğimiz bir madde oluşuyor. O da zehir. Ve kokladığınız zaman mesela ne oluyor? İtici bir koku alırsınız. Hayvanlar da yaklaşmaz. Geosmin deniyor. İşte o geosminin oluşmaması lazım. İşte o sirke o zaman makbul. Turşu yapıyorsunuz. Geosmin kesinlikle oluşmayacak. Bunun oluşmaması için neler yapılması gerekiyor? Tabii bu ürünü korumak için insan ne yapıyor? İçerisine bir miktar, ne kadar da doğal yazıyor mu üstünde, %100 doğal yazıyor mu? Yok. Tabii fermantasyon yoluyla üretilmiştir diyor. Adam doğru söylüyor. Ama bu ürünün geosmin üretmeden sağlıklı bir şekilde kalabilmesi için biraz koruyucular ilave ediliyor. İşte onlar da bizim işimize geldi. O zaman sinek kendiniz olmaz, yapın. Değil mi hocam? Gelmez mümkün. Bak ne şey kadar ilginç. Bakın kendim yapıyorum ya. Bakın hakikaten doğayı gözleyin. Hayretler içinde kalacaksınız. Gittim bir marketten seyahate çıkıyorum. Yolda yerim dedim ya. Siyah erik. Evet. Poşetinden aldım. Gidiyorum. Açtım yolda. Ağzıma daha bir aldım. Hay Allah dedim ya. Bunu işleme tabi tutmuşlar. Kaldı o arabada. Ağzı da açık. 2-3 ay sonra bakın normalde o kapalı şeyin içerisinde doğal bir erik işleme tabi tutulmadan, kimya içerisine karıştırılmadan olsa orada küflenirdi, geosmin oluşurdu. Aldım onu eve götürdüm. Açıkta bıraktım şimdi. Sinekleri bekliyorum, gelmiyor. Benim balkonuma her sabah namazdan sonra ben evde biraz ekmek kırıntısı, kurumuş ekmek bir şeyler oluyor. Onları ben balkona, çiçeklik kısmı var bir kısmı, bir şeyler ekmedim, oraya koyuyorum. Kargalar gelir ve onu oradan yerler. Şimdi ben bu eriği koydum oraya. Yemediler, tüketmediler. Ben de elimde biraz benim çapam var orada, küçücük bir çapa. Biraz karıştırdım, toprakla burada gübre olsun dedim. Allah vekilimdir. Hala toprak onu kabul etmedi. O siyah erikler orada çürümüyor, fermente olmuyor, yani ekşimiyor. Yani bozulmuyor. İşte siz sirke sineği deyip geçmeyin. Bunlar birer yol göstericidir. Hocam biz yemek yemiştik geçen gün. Arkadaş garsonu çağırdı, kızdı sirkenin içinde sinek var diye. Demek hayır, ki doğalmış. Olur mu? Tabii doğa kalitesinin işte ölçüsü canım. Sirke sineği öyle kötü bir hayvan değil ki, çok sağlıklı bir hayvan. Boşuna
Yani garson İncirlerde peçeri. Mesela incir, erkek var, dişi var. Erkekten sinek gidiyor, alıyor oradan şeyi, ondan sonra dişi ineğin, pardon inek diyorum ya, incirin, tamam, o delikten giriyor içeri, tek 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 onları dölleyip çıkıp gidiyor. Aksi takdirde incir yiyemezsiniz. Bunu yapan bir sinek, incir sineği. Allahu Ekber, daha ne diyeyim? Yani bu hayvanlar yol göstericidir. Yemediler o eriği. Hala balkonumda o toprağın içinde o siyah erikler duruyor. Toprak kabul etmiyor. Evet. Hocam sirke yapımına geçeceğiz ama bu evet, soruların bu, cevabını da verebilirsin. Şimdi bakın, doğal elma sirkesini yapın. Dün anlattım ya, hararetle santralde bekliyor. Adam 20 ile yakın. Kulağında kaşıntı var. Gece uyandırıyor beni diyor. Şu ucu pamuklu çöpler var. Daldırın doğal elma sirkesine. Kendiniz evde yapın. İçinde onu bir iki defa dolaştırın. Daldırın dolaştırın. Yapalım. Bak ne kaşıntısı kalıyor. Adam ağlayarak dua ediyor. Yapalım o zaman hocam. Yani siz sirkesi neyi deyip geçmeyin. Geçen hafta ne anlattım ben size? Ateş böceğini anlattım, evet. Değil mi? Evet. Nasıl bize yol gösteriyor kalp krizinin erken teşhisinde? Karga da yol gösteriyor, kediler de yol gösteriyor, yılanlar da yol gösteriyor. Evet. Evet. Yeryüzünde yarattığım bütün canlıları sizin hizmetinize sundum diyor Allah. Çok konuştuk bunun hakkında. Sirkeyi yapalım. İyi, yap bakalım. Siz bir yandan faydalarını anlatın. Biz 4 tane elmayı... Sirke. İşte seberu... Bakın, sirkede kimya olarak lise bilginizi hatırlayın. CH3, COOH, CH3, bir tane daha C koyun, karbon, 2 tane oksijen, en sonuna da hidrojen. Buna asetik asit derler, sirke. Bunu sentetik olarak işte bunların içine maalesef koyuyorlar. Ama bunun doğal oluşması lazım. Elma daha bunu mı faydalı sinek olacak? Yapıyor, sinek. Sinek, evet. Sinek dedikçe garson aklıma geliyor. Boşuna azarladılar hocam. Yeter o yani. Kadarı. Hepsini doğrama şimdi. Tamam. Nasıl olsa şey yapmayacaksınız. Sonra yapılanları şey yapın. Zaten çok temiz çalışmanız lazım. Biz bunu yıkadık ama hiçbir şeyini atmadık kabuğuyla. Evet. Eğer küfleniyorsa, yaptığınız sirkenin üstünde küf oluşuyorsa geosmindir. Düşünün yani. Ağzınıza bir lokmayı almadan önce bir kokluyorsunuz. Ağır bir koku varsa... Ne diyor? Bu nimetten uzak dur diyor. O artık illet olmuş. Evet. Değil mi? Kokluyorsunuz. İşte geosmin böyle bir şey. Hiçbir böcek, hiçbir hayvan artık o gıdaya yaklaşmıyor. Evet, bir tatlı kaşığı şeker atıyorum. Bir çay kaşığı tuz atacağız. Evdeki malzemelerle gerçekten hiçbir ekstra bir şey gerek yok. Şimdi bak Nuray kızım. Evet. Bu kullandığınız elma da eğer organik değilse, fungizit var ise, evet, veya üzerine bir şekilde herbizit gelmiş ise bu sirke sirke olmaz. Nasıl hocam? Ne yapmamız gerekiyor yani? İşte diyorum doğal elma. Ha, doğal bakıyorum elması. Da böyle. Doğal bir bakın. Nasıl? Evet. Ya tadına bakmak lazım şimdi, şeyini yediğinizde şişkinlik yapmaması lazım. Yani hocam, Anadolu'ya gittiğinizde böyle elmalar, doğal elma her yerde var, evet, ya. Kendiniz için böyle yaklaşık yarım litre yapın ilaç niyetine. Saçınızda kaşıntım var, hemen sürün oraya. Mantar mı var? Saç diplerinizde mantarı var. Kulak içinde mantar var. Doğal elma sirkesi. Mucizevi bir şekilde tedavi eder. Çürükleri de var hocam. Doğal. Tamam, çürük kısmını atarsınız. Yok, yeter. Onun için demiyorum. Hani doğal mı? Doğal olduğunu düşünüyoruz. İyi peki. Bir şey demiyorum. 5-6 tane nohut atıyoruz. Nohut ne yapıyor hocam? Nohut atıyoruz 5-6 tane. Niye atıyorlar nohutu? Bilmiyorum. Şart değil ki. Değil mi? Tabii ki değil. Tarifinde vardı. Bir çay bardağı da sirke koyuyoruz. Elma sirkesi. Elma sirkesi. Evet. Evet. Aşılamak için. Evet.
Kalanına da su koyuyoruz üstüne çıkacak kadar. Üstünü örtecek kadar. Evet. Evet. Bu da sineklenecekmiş, o da yazıyordu. Tabii. Üstüne böyle bir bez kapatıyoruz hocam. Evet, bir de lastik geçiriyorsunuz. Kapağı var. Kapağını şimdi kapattık. Olmaz işte. Olmadı şimdi mı? Yanlış yapıyorsunuz. Ne yapalım? Oradan şimdi o fermentasyon başlayınca gaz çıkacak. Evet. Nasıl çıkacak oradan dışarı? Kapatmayalım mı? Tabii ki. Aerobik yapacaksınız. Oksijen şey yapacak. O bez yeterli. Onun etrafına bir şu lastikler var ya. Tamam. Ondan geçirirsiniz. Havayla olan temasını kesmeyin. Bizde kesilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Hayır. İyi. O zaman aerobik olur. Yani havasız ortamda bambaşka şeyler oluşur. Tamam. Böyle çok daha kolay. Doğrusu zaten. Doğrusu budur efendim. Doğrusu kolayı. İyi oldu. Sirke. Evet. Şimdi bu böyle bekliyor hocam. Tabii. Öyle bir ilaçtır ki sirke. Hatta Anadolu insanı ne diyor? Keskin sirke. Ya bak nasıl biliyor insanlar. Evet. Yani orada şey yapma. Hani her cemalin bir celali vardır. Her celalin de bir cemali vardır. Bu tıpkı denizdeki dalga gibidir. Celallenmek. Hani dalga yükselir celal, sonra arkasından cemali gelir. İşte bazı insanlar için de böyle şey derler. Keskin sirke küpüne zarar derken fazla celallenirse kendine zarar verirsin demektir. Evet. Yani ne hatta kadar... halk da şeye diyor ya. Padişaha fazla celallenme padişahım senden büyük Allah var diyor ya. Evet. Onun için ölçü çok önemli şey. Doğru. Ne kadar bekleyecek böyle? Ya bir 15 gün beklemesi yeter. Karanlık bir yerde bekletin. Işık olmasın. Yalnız bakın söylüyorum. Bir temiz çalışacaksınız. Çok temiz çalışmanız lazım. Tamam. Lastiği de. Evet. Tamam. Hatta biraz daha ince yapabilirsiniz o bezi. Kat kat öyle ne o? İyi tamam. Mi böyle hocam? Tamam. Öyle. Lastiğini de geçirdik. 20 gün bekletiyoruz. Sirkemiz hazır. Şimdi ne yapayım? 20 gün bekliyorsunuz evet, sonra... da yani 2 günde bir, günde bir onu bir kere şöyle bir çalkalayacaksınız, karışsınız tabii. Tamam, böyle yapıyoruz. 2 evet. Günde bir. Gayet veya bir kapak hocam? Kapatıp şöyle bir şey yaparsınız. Biraz, fermentasyon tamam, diyoruz biz. Biraz buna. Çalkalayacağız. Çok evet. Da kolay. Yani 2 dakikamızı almadı. Hatice